Arkadaşlar merhabalar. Şanlıurfa tablo çalışmalarım bitti. Burada görebildiğim sapkanları size aktaracağım. Mümkün mertebe yarışları anlataraktan, görebildiğim birkaç atı göstererekten, tabi diğerleri de var, sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Birkaç programdır da harbiden kekliyorlar bizi, sinir ediyorlar, o ayrı mesele ama gene öyle bir at var, gene maiden yarışında yüksek AGF. Gene aynı şeyleri yaparlar. O yüzden bütçeleri aşmayın derim buralarda. Yani inandığınız ya da hissettiğiniz bir at, iki at varsa tek atın. En güzeli bu. Yoksa hiç oynamayın. Yani keyif alacaksanız bütçenizi aşmadan devam edin. Yoksa hiç oynamayın. Bir dünya başka yarışlar var. Birinci koşu maiden. 1 nolu safkan. Kazancından dolayı çıkar. Bu gene tabelaya dolaşırsa 2 Ferit'le devreye girer. Sürprizini de 5 yapar. Görebildiğim bu. Yani iyi at olduğundan dolayı değil. Kazancı 2'nin 2 katı olduğundan dolayı çıkar. Böyle yapıyorlar. Böyle ayarlıyorlar. Derece falan hep hikaye. Bu maiden yarışlarda. İkinci koşu altılı başlangıcı. Favori, doğru favori. Görebildiğim bu Feritli doğru favori. Altınoğlu safkan kazanır da ben 2 at önereceğim tek kullanmayan arkadaşlara. 1 Gelinim İdil, 4 Pina Colada. Bu iki safkanda sürpriz yapma ihtimali ya da gelme ihtimalleri var. Sebebi yarışın kısa mesafeli handikap 14'ün handikap 3'ü olması. Aşağıdaki kazanacak atların maiden atları olması. O zaman da kilolar ortadan kalktığı anda iyi jokeyler, iyi durumda olan atlar yarışlarını kazanabiliyorlar. İşte ayırdığım zaman da 6 gerçekten favori, 1 ve 4 de rakipleri oluyorlar. Tabi bu benim gördüğüm, görmediğimiz neler oluyor neler. Üçüncü koşu handikap 15, handikap 3. Burada mesafe uzun olduğu için biraz hafif kilolu atlara gittim. Yeriniz varsa bu atları bulundurmaya çalışın arkadaşlar. Yarış şartı mesafesi 8 ve 7 nolu safkanlara gitmiş. Bunlardan birinin kazanması normal sonuç olacaktır. Bir de bu gruba kilo veren safkan var. 8 yaşından Win For Me sürekli çıkmakta bende. Kazanıra giriyor devamlı olarak. Tabi yaşının etkisi var. Çok sorunları vardır büyük bir ihtimal ama dek getirirse de bu grubu uygun kilo ile geçer. 9'da buranın sürprizine imza atar. Bunlardan biri kazanırsa bana göre normal. Diğer bir sonuç favori AGF fark etmez. Bana ters geliyor arkadaşlar. Diğer atlardan tuttuğunuzu eklemenizi öneririm. Hiçbirine itiraz etmem gene. Kalite handikap puanları yüksek veren atlar, kazancı yüksek olan bir gibi AGF. İşte ama handikap şartı aşağıya yani 7 ve 8'e yönlendiriyor. Ya da 9'a yönlendiriyor. 9'un yaşı biraz uygun olsa tek olur. Win For Me. 53,5 kilosu ile. Tabi diğer atlardan, yine hafif kilolu atlardan varsa gördüğünüz eklemenizi öneririm. Size bırakıyorum tamamen. Dördüncü koşu handikap 15, dişi handikap 3. İşte bu handikap 1 olsa yukarıdakiler hiç olmaz derim. Ama handikap 3'lerde ne yazık ki yukarıdakiler de birinci geliyorlar. Orta mesafeli gene handikap yarışta hafif kilolu 3 tane dişi safkan var. Sürpriz yapacaklar zaten bunlar. 8. Bunlardan biri jokey avantajı ile. 6 ve 9 apranti indirimi sayesinde de hafif kilolar. İşte 8 burada avantajını elinde bulunduruyor. Yani tek kullanmıyorsanız burada herhangi bir atı. Bu atları yazmaya çalışın. Öncelikle 8'i, 6'yı, çok da güzel sürpriz yapar 9'u yazmaya çalışın derim. 5. koşu handikap, bu da handikap 13'ün handikap 3'ü. Maiden'dan sonraki ilk yarıştır. Şartlara göre gittiğinizde maiden 10 lira veriyorsa birinciliğe handikap 3, handikap 13 11 lira. Yani ilk şarttır bu maiden'dan sonraki. Atların durumunu anlatmak için söylüyorum. Burada da 1 nolu safkan. Kalite handikap puanı yarışları, erkek safkan olması, jokey ile ben de favori koşuyor. Hani 2'yi tek atacak arkadaşlara kesinlikle gene itiraz etmem. Ferit buraların baş jokeyi, ona da itirazım yok. Birim ben Ferit'in atından daha şanslı koştuğunu, erkek safkan olduğunu, favorim olduğunu da söylemek isterim bu şartlar altında. 3. Çok sürprize. Avcıoğlu, o da kaliteli çıktığı için koşarsa, yani koşmuyor, sonraki yarıştır yok. Belli olmaz buralarda. Hani yeriniz var, at yazacağız derler diyen arkadaşlara. 3 gibi AGF'ler artık diğer atların yazımını size bırakıyorum. 6. koşu geldik Maiden. Zurna'nın son deliği. %40 AGF. Geçen %50 idi. Önceki gün %60'tı. Tamamı kayba koşturuldu. Kasıtlı, bilinçli terbiyesizlik yaptılar. Gene yaparlar. Her zaman yaparlar. Utanmıyorlar da. Yer fark etmiyor. Yani illere şimdi yanlış olmasın. Bunları yapan atçılar. Kusura bakmasınlar. Yani bizleri enayi yerine koyup ellerine ne geçecek bilmiyorum ama yanlış. Çok yanlış. Eğer 6 yarış kazanamazsa terbiyesizlik yapmışlardır. Bilmem artık bundan sonra kim gelirse. Eğer 6 yarış kazanırsa da öndeki yarışlarda ilk 5 altının içindeki yarışlardan %1'lik bir atın gelme ihtimali çok yüksek. Genelde yaptıkları kurgu bu. Bu favori gelirse %1 diğer yarışlarda. Bu gelmezse plase buranın sürprizi. Yetiyor zaten. Güzel de ikramiye veriyor altınları. Burada karar sizlere ait arkadaşlar. Bir şey diyemiyorum. Hani 6 için rakip yazılır, yazmak isteyen arkadaşlar yazılır. Hani AGF'lerden gidersiniz. Yani grubun handikap puanıyla tabi kalitesiz atlar. Grubun iyi atı. Yarışları iyi. Kısmen de kazancı var. Kilo 53 kilo. Ama enseye basıyor adam çıkar çıkmaz. Karar sizin. Bir şey diyemiyorum. 7. koşu şartlı 3. Buranın da sürprizi çıktığı zaman sonuncu atı gelir. Böyle geçen geldi şartlı 3'te. Burada da gelir. Hani tarama yapmak isteyen arkadaşlara ucu açık bir yarıştır burası. Şu olmuş bu olmuş AGF falan ara vermiş. Bunlar hikaye kalır bir yerden sonra. Biraz görebildiğim uygun kilolar 55'lerdir burada. 55 kilolu atlar. Ya da jokeylerin bindiği atlar. Hani tarama yapan arkadaşlara öncelik vermenizi de öneririm. 14-12 biraz gözüme takılan olma ihtimali olan atlar. Diğer atlar tamamen tercih sebebi sallama atlar kendi adıma. 15-4-3-1-2 biraz ön planda tutabildiğim atlar. Hani 10 Macit Bey mesela. Bakın grubun en kaliteli atı. Onu bile atlıyorum yani. Ara verdiği için kalkar koşar grubu geçer. Grubun en kaliteli atı. Yani bu şartlı 3 böyledir. Varsa tuttuğunuz tek atmak en güzelidir. Son ayağı çok at yazar isek şayette. İlk 3 ayakta 4 ayakta bizi tertemiz yapıyorlar. İlla ki terslik yaparlar yani. Urfa böyleydi. Umarım faydasını görürsünüz. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.